İzdiham adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü. Edinilen bilgiye göre Bülent Parlak'ın cenaze namazı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. İzdiham dergisi Bülent Parlak'ın vefatını inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek duyurdu. Bülent Parlak'ın ölmeden önce son paylaşımı yürekleri burktu. Hayat, zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor, ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak. Malatya'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin 4 ağabeyi, 3 tane de ablası vardır. Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanı'ydı. Şair 6 yaşında babasını, 19 yaşında da annesini kaybetti. Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Üniversiteyi bitirene dek şiire sıcak bakmayan Parlak, yıllar sonra ilkokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiirler yazmaya başladı. Bir adisyonun üstüne karaladığı şiirini dergah dergisine gönderdi. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şairin 2005'ten itibaren ilk şiiri ve sonraki zamanlarda kaleme aldığı birden çok şiiri dergahta yayımlandı. Parlak 2007'de izdiham.com adresiyle bir edebiyat portalı açtı. Türk ve dünya edebiyatından metinlerin, edebi yazıların, hikaye ve denemelerin yayımlandığı bu portal sonraki zamanlarda bir dergiye dönüştü. Şair, İzdiham adlı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak Hepimiz Ölecek Yaştayız, kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur gibi pek çok dikkat çekici sloganla basılmaya başladı. İçeriği ve mizampajıyla oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla en çok okunan dergiler arasında yer almaktadır. Derginin ilk sayısındaki kapakta, yaşamak sağlığa zararlıdır yazmaktadır. Sonraki sayıların kapak ve içerikleri ise oldukça ilgi çekici ve birbirinden sürükleyici konular içermektedir. İzdiham yayınları, pek çok gence hikaye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vermiş, bu yönüyle bir edebiyat okulu misyonu üstlenmiştir. İzdiham yayınlarından ilk kitabını çıkaran genç kalemler, kalem mahsullerini dergi sayesinde yayımlamış ve bir kitapta bir araya getirme fırsatı yakalamıştır. Şair 2010'da o zamana kadar dergah dergisinde yayınladığı şiirlerini Sevgili Huzursuzluğum adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı Yalnızlığın İcadı adlı deneme kitabını, 2014'te Rica Keş, 2018'de Her Şey İçin Çok Geç adlı şiir kitaplarını çıkardı.